Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Değer verdiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmak isterseniz bildirimleri de açın ki videolardan haberdar olasınız. Evet hocam. Suyun rengi var mıdır hocam? Ben bunu soruyorum. Suyun rengi vardır tabii. Her şeyin bir rengi var. Allah-u Teala her şeyi bir renk vermiş. Peki suyun rengi nedir? Ya o su rengi bir adam geçmişte çok meraklıydı. Ve aradı suyun rengini buldu. Oysa su her yerde farklı renklere Ya görünüyor. suyun rengi yansımaya bakma. Suyun rengi beyazdır. Ama tam çil beyaz değil. Yani öyle uzaktan bakarsan tabii ama eline aldığımız zaman beyazdır. Bu. Suyun sanki rengi de yok, tadı da yok. Rengi beyazdır işte görüyorsun ha. Beyazdır ha. Siyah değil ha. Kırmızı Tamam, değil. siyah değil ama şeffaftır bile. Ya bu şeffaf değil. Renk orada bak bu sarıydı bak bu beyazdır. Her şeyin rengi olmalı mı? Her şeye bir renk vermiş Allah-u Teala. Renksiz Kendisi olmaz. kendi zatında rengi var mıdır? He? Kendi zatında. Ya olur mu? Allah'ın sıfatı yalnız Muhammed Mehdi bilir. Başka hiçbir kul bilemez. Peygamber'e bilmiyor muydu? Peygamberler bak bilen var. Ben onu diyemem. Ama bu son kayım ahir zaman Muhammed Mehdi şey Allah'ın rengini bilir. Ama söyleyemez. Biz bu konuyu bağlantısını şimdi tekrar edeceğiz yani. Şimdi bunu Söyleyemiyor unutmayalım. ha, beyan edemez. Tamam, ben şimdi bu konuya geri Bir geleceğim. de yüce Allah'ın kaç kilometre olduğu onun arşı ya. Kaç kilometre olduğu Muhammed Bey'i biliyor. Tamam, biz bunu konuşacağız. Bu da bir sırdır sır. Peki Hazreti Allah, Allahu Teala Hazreti Musa'yla diyaloğa girdiği zaman kendi bir gölgesini mi, kendi bir Ya şeyini göstermedi ya? Rabbi kardeşim yüce Allah-u Teala şanı çok büyüktür. Musa'ya öyle göründü. Yüce Allah-u Teala kendi kainatını istediği yere gider. İstediği renkte gösterir kendini. Onun şanında hesap, hat yok. Birisi geçenlerde demiş ki, madem ki Yüce Allah sınırsızdır ve sonsuzdur, bu yumurta civciv, bu civciv nasıl oluyor? Kardeşim Allah'ın vekilleri var. Yağmur yağdıran melekler ayrıdır. Peygamberlere vahiy getiren melekler ayrıdır. Her bir meleke bir görev verilmiş. Rüzgarı estiren, karı yağdıran, her şeyin bir ustasını yüce Allah emriyle vekil etmiştir. Siz her şeyi Allah veriyor ama Allah da vahiyi birdenbire kendisi söylemiyor. Vasıtası var. Yani emir altında melek var. Söylüyor. Melek'e söylüyor. Melek de Peygamber Efendimiz'e getiriyor. Her bir işin sorumlusu olan melekler var. Ama ruhlar Allah'ın mahiyetindedir. Ruh bedene bırak koyan Allah'tır. Ama yüce Allah hem kuluna yakındır hem uzaktır. Bunlar da bir gizemdir. Yüce Allah Teala her şeye bir sebep yaratmıştır. Rüzgar yaratmıştır. Hani rüzgarı niye yarattı? Her şeye bir sebep yarattı. Bir mizan vermiş. Hocam çayı da içeyim Ve artık. yüce Allah Teala her şeye öyle kadirdi ki yani yumurtayı tavukta da çıkarır ve her şeyi de emriyle icat ettirir. Sebebiyle. Her şeye bir sebep vermiş. Evet arkadaşlar, gerçekten batın ilim okyanustan daha derindir değil mi hocam? Ne demek? Bak, iki çeşit ilim var. Ben bunlara bir yorum getireceğim. Değerli kardeşlerim, ben Mehmet Hoca olarak ben size şimdi iki manevi misal anlatacağım. Bazı dereler, çaylar, nehirler akarlar. Gelirler göle girerler. O gölde tıkanırlar.
başka yöne gidecek yolları yok. Bazı dereler, çaylar, nehirler de okyanusa, denize girerler. O deniz de okyanusa bağlantılıdır. Evet, o okyanusa dünya etrafı dolaşır. Batın ilim bu. Zahir ilim, zahir ilimde gelen bilgiler, işte onlar yani dereler, nehirler ve çaylar geliyor, gölün içinde tıkanıp kalıyor. Başka kendini aşamıyor. Ama batındaki ilim, o dere, çay ve nehirler okyanusa giriyorlar, denizlere giriyorlar ve denizlere giren çaylar, nehirler, dereler de okyanusa giriyor. Ve bu denizle, okyanus sayesinde dünyanın etrafını dolaşıyor. İşte misal bu. İlmi batın budur. Peki batın ilmi mesela bir hocadan mesela öğrenebilir mi sen? Ya mesela onlar cini kanallar batınları var. Diyor işte bunu oku, bunu oku, bunu oku. Ya onlar ayrı cin kanalları batın ayrı. Demek ki batın ilmi Allah'ın verdiği bir şeydir. Ya Allah'ın verdiği batın ilim Kur'an-ı Kerim'de evvel ahir zahar batın ve bükül şeyin alim. Allah'ın verdiği batın ilmi diyorum. Kimse onu öğrenemez. O Allah'ın verdiği bir şeydir. İşte ben güzel bunu diyorum ama cinni batın ilim ayrıdır. Adam bir kelime yazıyor, bilmem ne oluyor. Onlar cinni kanalların batınıdır. Onlar yanlıştır. Allah'ın verdiği batın ilmi kimse öğrenemiyor. O kişi azdır. Ya bak Hazır Aleyhisselam bildi. Bak Hazır Aleyhisselam ilmi batını bildi ama Musa bilemedi. Ya. Evet. Ya Musa onun yanında dayanamadı ha. 3 tane hareketinden dolayı Musa ondan ayrıldı. Hızır onu terk etti. Hocam dedi, benim düşündüğüme göre hani belki olabilir diyorum. Hani ben düşünüyorum ya. Belki de değildir. Cahilim yani. Hı-hı. Hızır Aleyhisselam bir melek olabilir mi? Ya Hızır Aleyhisselam bir insandır. Hani melek. Hayal Allah-u Teala ona kısmet etti. Hayal suyu içti. Allah ona nasip etti. Çünkü hayatıyla ve şu anda şey o bir insan, bir ruhaniyeti, bir ben ona nebi de diyorum. O Zülkarneyn'e yakın bir akrabadır. Akrabalığı Zülkarneyn'e dayanıyor. Tabi. Zülkarneyn'in gittiği boyutlara Hızır da gidiyor. Bir gün bunu iyicene algılayacaklar arkadaşlarımız ama iş işten geçmiş olacak. Hocam herkes anlayacak şey değil. Ben bile anlamıyorum hocam. Zordur yani, bu ayı. Şimdi Hızır boyutları geziyor. Hızır ruha. Işık hızıyla gidiyor yani. O hala da sağdır ve yaşıyor. Hocam şimdi ben bunu söylemiştim. Hızır 100 senede bir yenileniyor. Boyu, şemali. Kimisi diyor ya bir sabit kalsa olur mu? Ya Allah'ın emridir. 100'e kadar geliyor. 100'den sonra geliyor. 99, 98, 45'e kadar iniyor. Ya diyor sabit kalsa olmaz mı? Ya sen Allah'ın işine karışıyorsun. Demek öyle icap ediyor. Biz böyle bilgi aldık. Vallahi ya. Şimdi. Zahir ilim ceberut olmuş ha. Şimdi böyle bir şey var. Diyelim ki bir kitap var. Alevi böyle demiş bir dakika. Ali Flanket'ten almış. Valla birisi de o Ali'den almış götürmüş oraya. Veli ondan öğrenmiş. Şimdi bu zahir ilim var ya Peygamber Efendimiz'in hadisleri. Hiçbirisi birbirine uymuyor. Bazıları uyuyor. Uysa da yani tamamı bir alimin aynısı diyememiştir. Şöyle yani ben onları hiçe sayıyorum. Evet o bir meydan diyorum. Evet hocam şimdi mesela bir kitap var. Mesela diyelim ki 1000 sayfalık bir kitap var. Bir insan IQ seviyesi yüksekse o kitabı diyelim ki 5 ayda bitirir. Mesela yüksekse seviye. Diyelim ki seviyesi bile düşükse 1 senede bitirir. Diyelim ki hiç anlamıyorsa 3 senede bitirir. İlla ki o kitabı bitirir. Ama batın eylemi öyle bir şeydir ki ortada kitap yok. İşte burada gizli kitap var. Yüce Allah-u Teala kendi meclisine ne zaman zuhur edeceği tarihi eline vermiş. İşte batın ilim. Siz sabah akşama kadar söyleyin. İstanbul'da çıkacak ve onlar hepsi başları öyle bir şey olacak ki. Hocam bir tane arkadaşımız yazmış. Bak, 8 numara bir denayla alakalı mıdır? Öyle bir 8 numarayı boş verir. Şimdi bak bu 8 vardır. Evet arkadaşı bu yorumu ben de okudum. Değerli kardeşim. O 8 de vardır elinde.
Yani ben aslında 8'in sonsuzlukla alakalı da bir ya şey var. şimdi 3 tane 8 elindedir. 3 tane 8. Şimdi kardeşim Allah sonsuzdur. Ya sınırsızdır. Tamam bak. 3 tane 8 ne yapıyor? 24. 24 Nebiye tevekkül eder. Tekamül eder. Lagi uşa mı çarpmak lazım? Ya şimdi ayrıca bir 8 daha var. Sağ elinde bir 8 daha var. Ya boş ver, ben bunları artık yani karıştırıyorum ha, zamanım yok. Ben bunun için bazen ben bir dolarımı seyrediyorum, şaşırıyorum. Ben güneyde o diyorum, ben ondan sonra güneybatı demişim. Bazı kelimeleri Dikkatim dağılıyor. peygamber doğru. Aceleye gelince böyle oluyorum ben. Muhammed Medine'nin sağ elinde çok işaretler var. Kimisi diyor ya bu nasıl böyle bir işaret oluyor? Ya sen Allah'ın sırrına ne? Bu bir batın ilimdir, bu bir batın şifredir. Sen de kendi zar kafanı çözemezsin. Onun için Musa bazı Aleyhisselam. eksik anlattım. Öyle kaldı. Musa Aleyhisselam gibi bir zatın Hızır Aleyhisselam'ı anlamaması yani ona benziyor olay. Şimdi o Hızır bak Musa onu anlamadı. Değil mi? Hızır ondan ayrıldı. Değil mi? Ha, o Hızır da gelecek Muhammed Mehdi'ye arkadaş olacak. Evet. Zülkarneyn de gelecek. Çünkü Muhammed Mehdi'nin makamı Yüce Allah katında çok kıymetlidir. Bir, Allah katında çok sevilen bir kuldur ve Allah'a çok yakındır. Dünya Allah kendi emriyle dünyadaki bütün mahlukatları onun emrine koyacak. Kendi aparatlarıyla, kendi silahlarıyla, kendi ordularıyla. Bak yakında görecekler. O gün bir diyor İstanbul'da çıkacak İsa Mesih. Bunlar hepsi zahir kitaplarda okuyorlar. Kardeşim ben de diyorum ki bu elinizdeki bu zahir kitaplarda hepsi karma karışık olmuş. Onlar benim yanımda artık bir anlamı kalmamış. Kalmayın. Onun için ben de burada sabrediyorum. Yani alo böyle demiş. Ya Hocam boş bir versene. tane bir büyük kara hortum şeye vurdu. Nereye? Rusya. Bir de Hollanda. Baya ortaya çıktı demiştin ya hortumlardan gelecek. Ya Ahmer'e bağlı hortumlar vardır. Ben bunu 2021, ikinci ay 21 ise ben demiştim. Ama bizim bazı imamların da kafaları karışmış. Bir oraya kaçıyorlar. Oradaki rivayeti onu okuyor. Bir oradaki rivayeti okuyorlar. Bu böyle olacak. Kafalar kaos olmuşlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ben yemin ederim Çetin 15 yıldır dünya İslam alemi içinde ha Muhammed Mehdi bu sene çıkacak. Ha bu sene çıkacak. 15 yıldır milleti kandırıyorlar. Bak. İlla çıkacak ama. Yok bilmiyorlar. Bilmiyor. Bir diyor gitmiş gelmiş gitmiş. Ya onlar var ya. Onlar zahir ilimlere bakıyor. Bir kitap bile diyor. İkinci kitap başka diyor. Üçüncü kitap başka diyor. 5, 6, 7, 4, 5, 10, 15, 20, 30 tane kitap, hadisler çoktur ha. Onlar da artık şaşırmışlar. Bir tarih de veremiyorlar ha. Ama kendi aralarında başka çeşit zahir hallerde bir sahte midi çıkaracaklar. Nerede çıkarsa da çıksın, Yüce Allah onlara bela verecek. Uyarıyorum. Yazıktır. Masum insanlar günahtır. Masum Müslüman kardeşlerim günahtır. Sizin yüzünüze onlara bela gelmesin. Nerede sahte mili çıkarırsanız çıkar Allah tarafından size bela gelecek. Kesinlikle Yüce Allah bunu kabul etmeyecek. Ben buna eminim. Allah dini çocuk dini değil ya. 15-19 senedir 15, 19 veya 16 senedir Hamidi bulan tarihte çıkacak. Geldik, gittik, çıkmadı. O tarihte çıkma. Ya siz bunu ne zannediyorsunuz? O da mesela okuduğu kitaptan öyle diyor. Kitapta söylüyor bile Çetin. Muaviye'den sonra, Yezid'den sonra, Amevi Evet Abbasi'den hocam. sonra kitaplar öyle oldu ki şimdi o Peygamber Efendimiz'in söylediği hadisler çoğaltıldı. 100 tane kitap haline getirildi. Hangisine inanacaksın? Zaten da Bedir gelmesinin sebebi budur. Kur'an'ı iyi anlatması lazım. İşte mesele hakikati de Bedül Arp'te çıkacak. Evet.
Debetül Ard. Kimi diyor Debetül Ard canavardır. 60 arş boyu yüksektir. Bilmem yüzü ineğe benzer. Bir Canavara de gözü domuza benzer. Kulakları file benzer. Yürü, işine bak, yürü. Debetül Ard yüzü Allah-u Teala öyle bir gizemli ki yakında Allah onu da nur ettirecek. Siz o zaman hakikati anlayacaksınız. diyorlar. Bence anlayacağını düşünmüyorum. Anlamayacak kişi anlamaz. Anlayacak kişi de anlar. Anlamadığı zaman da imansız gelecek. Allah Olabilir. onun imanına ihtiyacı yok. Bitti. Çünkü sana bu işi diye alıyor. Şakaya alıyor. Alay ediyor. Ya yemin ederim ben fazla konuşmak istemiyorum. Bazı art niyetli insanlar var. Biri kendi kavmi için çıkacağını düşünüyor. Tabii Kimisi onları kendi düşünüyorsun. cemaati için düşünüyor. Kimisi kendi tarikatı için konuşuyor. Öyle değil ha. Yüce Allah-u Teala kendisi zuhur edecek, ettirecek. O geldiği zaman var ya dünyadaki bütün mazlumları kurtaracak. O kurtaramaz da Allah. Allah'a dua edecek. Allah da onun duasını kabul edecek. Ve firavunlara bela verecek. Ve mazlumlar kurtulacak. Evet hocam. Bu. Evet arkadaşlar, teşekkürler arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar unutmayın, abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler.